Kas ağrısı neden olur? Nasıl geçer? Yaralanma, enfeksiyon ya da birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Sırt ve eklemlerde ortaya çıkabilecek olan kas ağrısının, iltihaplanma seviyesine göre ağrı seviyesi değişiklik gösterebilir. Günlük yaşam kalitesine de etki eden kas ağrılarına karşı uygulayabileceğiniz çözüm yolları bulunur. Kısa süreli olarak görülen kas ağrısına yönelik, evde iyi gelebilecek yöntemlere başvurabilirsiniz. Enfeksiyon, yaralanma ya da bir hastalık nedeniyle, eklemlerde ortaya çıkan ve boyun, sırt ve bacaklar başta olmak üzere, vücudun her yerini etkileyebilen sağlık sorunu belirtisidir. Ağrı hafif olabileceği gibi, keskin bir şekilde de hissedilebilir. Bazı kişiler kas ağrısını belli bir bölgede yaşarken, bazılarında ise bütün vücutta görülebilir. Her yaş ve cinsiyette ortaya çıkan kas ağrıları, fiziksel aktivite yaptığınızda ya da rutininizi değiştirdiğinizde de yaşanabilir. Kas ağrıları 12 saat sonra ortaya çıkabildiği gibi, 48 saate kadar da sürebilir. Belirtileri nelerdir? İlk olarak, dokularda hissedilen ağrı ile belirti verir. Travma, fiziksel aktivite, kaslarda gerginlik gibi sebeplerden ortaya çıkan kas ağrısı belirtileri, şu şekilde sıralanır. Sızlama, kramp, spazm ve batma şeklinde gerçekleşen ağrı. Oluştuğu bölgeye baskı uygulandığında, hassasiyet. Kaslarda gerginlik ve zayıflık. Kas ağrısının yaşandığı yerde, şişlik ve kızarıklık. Ağrılı bölgenin gerilmesi ve hareket kısıtlığının yaşanması. Kaslarda zayıflık. Neden olur? Kas ağrısı daha çok gerginlik, fiziksel aktivite sırasında kasın aşırı zorlanması, egzersiz, spor sonrası ısınma ve soğuma hareketlerini uygulamamak, ağır çalışma koşulları ve ufak yaralanmalar ile ortaya çıkar. Kas ağrısına sebep olan diğer etkenler şunlardır. Dengesiz beslenme. Vücudun işlevini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için dengeli beslenmesi gerekir. Kişi besinleri yeterli miktarda almadığında kas ağrıları yaşayabilir. Bunun için vitaminlerinize baktırarak, gerekli besinleri ya da takviyeleri, vücudunuza almanız gerekir. Stres. Günlük hayatımıza yansıyan stres, vücut direncine etki ederek, enfeksiyon ve iltihaplanmalara neden olabilir. Stresin yarattığı anksiyete gibi hastalıkların etkisiyle, vücutta kas ağrıları görülebilmektedir. Dehidrasyon. Vücudun ihtiyacı olan sıvıyı vermemek, kas ağrılarına neden olur. Sıvı tüketimi artırmak ve yeterli miktarda su tüketmek, kas ağrılarını dindirmeden etkilidir. Zorlama ve sakatlanma. Spor yaparken ya da esnerken yaşanan zorlamalar ve burkulmalardan kaynaklı olarak kas ağrıları yaşanabilir. Burkulmaların görüldüğü bölgelerde ağrı ve gerginlik hissi oluşur. Uykusuzluk. Vücutta kas ağrılarına neden olabilir. Uykusunu alamayan kişilerde vücut direnci azalarak böyle durumlara sebep olabilir. Çok sık ve fazla egzersiz yapmak. Uzun sürelerde egzersiz yaparak kaslar zorlandığı durumlarda, kas ağrıları görülebilir. Bu da günlük yaşam standardını düşürebilmektedir. Kas ağrısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Kısa süreli kas ağrılarına yönelik yapabileceğiniz bazı yöntemler, ağrıları dindirmede etkili olur. Bu yöntemler, şu şekilde sıralanabilir. Ağrılı bölgeyi dinlendirip, yüksekte tutmak. Buz kompresi ile kan akışını iyileştirmek. Ilık duş almak. Bol su tüketmek. Egzersiz öncesi ısınma ve sonrasında esneme hareketleri uygulamak. Vücutta oluşan gerginliği azaltmak için yoga gibi stres giderici aktiviteler yapmak. Anti-inflamatuar etkisi bulunan kiraz, çilek, avokado, üzüm ve karpuz gibi meyveler tüketmek. Doku ve dolaşımın iyileşmesini sağlamak için masaj yapmak. Reçetesiz ağrı kesiciler kullanmak. Nane yağı kullanarak masaj yapmak. Kas ağrısı için etkili olan pul biberi yemeklerinizde kullanın. Vücudu rahatlatacak zerdeçal ve zencefil çaylarından yararlanın. Bacaklarda oluşan kas ağrısına ne iyi gelir? Bacakta kas ağrısı, daha çok kramp şeklinde ortaya çıkarak, yayılan ağrı olarak görülür. Günümüzde özellikle egzersiz yaptıktan sonra, sıklıkla rastlanan bir kas ağrısı çeşididir. Bunun yanında bacaktaki kas ağrısı, diğer kas ağrılarına oranla daha hızlı iyileşebilmektedir. Bacaklarda kas ağrısı için, aşağıdaki yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Bacağınızı yukarı kaldırıp, kan akışını artırarak ağrının hafifletin. Ağrının olduğu bölgeye, 10 ila 15 dakika boyunda soğuk uygulayın. Bacak kaslarını kuvvetlendirmek için, germe egzersizleri yapın. Bacak kas ağrısı sürekli ve şiddetli bir hale gelirse, uzman doktora danışarak fizik tedavi yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. Kollarda meydana gelen kas ağrısına ne iyi gelir? Kol kas ağrısı, ağırlık kaldırma, kola darbe alma gibi nedenlerle, kasların zorlanmasından ortaya çıkar. Bunun yanında kol kaslarında ani hareketlerle ortaya çıkan sinir sıkışmaları görülebilir.
Kol kas ağrısına iyi gelen yöntemler şöyle sıralanabilir. Kolu dinlendirerek basit masaj hareketleriyle ağrıyı hafifletin. Ağrının şiddetine göre ağrı kesici kullanın. Koldaki kas ağrısı bir haftadan daha uzun sürüyorsa uzman doktora görünmeniz gerekebilir. Bunların yanında hareketsiz kalmak da kolda kas ağrısına neden olabileceğinden kol esnetme ve germe hareketleri uygulamak iyi gelecektir. Spor sonrası kas ağrısına ne iyi gelir? Spor sonrası oluşabilecek kas ağrısı, gecikmiş başlangıçlı kas ağrısı olarak da bilinir. Bu ağrı birkaç saat içerisinde ya da bir gün sonra da görülebilir. Bu kompresi yapmak, soğuk jelden yararlanmak ve soğuk spreyden yararlanmak, spor sonrası kas ağrısına iyi gelir. Spor sonrası kas ağrısını hafifletmek için şu yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Kas ağrısı için kullanılan bantlardan yararlanın. Buz torbası ile soğuk uygulaması yapın. Ilık duş alın. Masaj yapın. Spordan önce mutlaka ısınma hareketleri uygulayın. Oluşmasının sebepleri, otoimmün hastalıklar, yaralanma, enfeksiyon, ilaçlar, nöromüsküler bozukluklar, kas ağrısına sebep olur. Ne tür yaralanmalar kas ağrısına neden olur? Karın ve sırt gerilmeleri, burkulma, travmatik yaralar, tendinit ve tendinoz gibi durumlar kas ağrısına neden olur. Kas ağrısı varken spor yapılır mı? Kaslarda laktik asit birikmesinden dolayı kaslar ağrır ve ağrı devam ederken spor yapmak önerilmemektedir. Strese bağlı kas ağrısı belirtileri nelerdir? Kas ağrıları stres nedeniyle de oluşabilir. Çarpıntı, göğüste ağrı, mide bulantısı, baş ağrısı ve dönmesi, nefeste darlık gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Kas ağrısı için hangi doktora gidilir? Kas ağrısı için, dahiliye uzmanına görünerek görüş almak gerekir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.